eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu. Yani benim 5 tane daha evladım var. Ben o 5 evladımı da bu vatan için feda etmeye hazırım. Kendim de beraber feda etmeye hazırım. Bu babalar da var. Ama böyle karakteri bozuk olanlar. Vatan elden giderken şimdi susmak mı çare lan? Kanımı şu an dökemesem de kalemimi harcarım. Susma şimdi vatan evladını sokaklara çağır et. 400 vekil gelseydi paran olurdu değil mi sayın başkanım? Kelimelerin sürçe nisan sen değilsin harbidensiz. Şehit babaları ikiye ayrılır haysiyetli haysiyetsiz. Hangi babanın hangi ananın bu acıya kalbi etsin? Türk'ü Kürt'ü Laz'ı ulan bu vatanın kalbi tektir. Bir askerin nişanlı damat şehit yek gelin. İki arkadaş askere gider biri terhise tek gelir. Damarlarımda kalsın kan bana yeter de artar bile. Senin 400 milletvekili bir şehidime denk değil. Özgür basını içeri alsın kapatsın bak kanalı. Sizin gözünüzde tabiriniz şehit anası yaygaracı. Bir doğrul kalk anacım başın dik olsun isterdi. Bir oğlun gökyüzünde bir oğlum ben anacım. Bir karış toprak bile vatan demek asil kana eğil. Eşitlik özgürlük amaçtır lan demokrasi araç değil. Duy o sarayın tavafında binekler kol açıp. Zaten ampulün etrafında sinekler dolaşır. Burada vuralım ulan yeter artık vur diyelim. Beyaz bayrak kanlandıkça biz nasıl ki sürf diyelim. Ben sınava tabi eşek gibi çalıştır sonucunda. İstediği bölüm okur ülkemde kaç milyon Suriyeli. Dini kullan siyaset halk alıp açlık daha iyi gördük. Fakir halk şehit olsun tabi kanı saçsın bari ölsün. Bir lider özlüyoruz ülkece geri dönsün istiyoruz. Yine çık gel Samsun'dan sarı saçlı mavi gözlü. Kısası uzuna bakar koltuk keza bekler beyinsin. Seni cennete girmen için sevap yetmez beyinsiz. Rahat uyuyucun elbet alınır bir gün ama bize. Kanın yerde kalırsa hakkını helal etme şehidin. Asgari düzeyde ekmeğimiz aşımız yoksul. Kaç yıldır kaç şehitten sen sarayda topsun. Onca vatan evladı toprağa verilirken başımız sağ olmasın lan başınız kopsun. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. Bu demokrasi amaç mı olacak araç mı olacak? İşte burası tartışmaya açılmalıdır. Demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. Demokrasi ancak ilmi noktada ele aldığımız zaman bir araç olduğunu göreceğiz. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor.